Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size mantarlar aleminden bahsedeceğim. Hatırlayın, protista alemi ökaryotik domaine geçmiştik. Ökaryalardan protistalara anlatmış bitirmiştik. Şimdi bir videoda, inşallah çok uzun sürmeyecek, bir videoda arkadaşlar mantarlar alemini anlatacağım. Sonraki videoda bitkiler aleminden bahsedeceğiz. Sonra da hayvanlar alemine geçeceğiz. Hayvanlar alemi bizim için biraz daha uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü orada hem omurgasız hem omurgalı diye ayıracağız. Omurgasızlar kendi içerisinde çokça böyle alt gruba ayrılıyor. Omurgalılar da aynı şekilde. O yüzden hayvanlar alemi biraz daha uzun sürecek. Şimdi mantarlardan bahsedelim. Mantarlar arkadaşlar nemli bölgelerde yaşarlar daha çok. Karada yaşayabilir, suda yaşayabilir, nadir de olsa denizde yaşayabilir arkadaşlar. Bunlar kloroplast bulundurmazlar. Bunlar toprağa bağlı olarak yaşayan formları da vardır. Tek hücreli olanları da vardır arkadaşlar. Kendi besinini üretemediği için heterotrof olarak beslenirler. Ayrıca bazıları doğada ayrıştırıcı olarak da görev yaparlar arkadaşlar. Heterotrof canlılardır zaten dedik. Şimdi bunların hücresel yapılarına baktığımız zaman arkadaşlar, hücrelerinde glikojen ve yağ depo ederler. Aslında mantarlar şöyle bitkilerle hayvanlar arasında bir geçiş formu olarak düşünülüyor. Şimdi bitkileri daha size anlatmadım ama şöyle genel bir bilgiye sahipsinizdir. Bitkilerin, yani mantarların bazı özellikleri bitkilere, bazı özellikleri de hayvanlara benziyor arkadaşlar. O yüzden evrimci bilim insanları İşte mantarları bitkilerle hayvanlar arasında bir geçiş formu olarak düşünüyorlar. Şimdi gelelim o zaman, isterseniz birkaç tane genel özelliğini yazalım. Daha sonra bu bitkilere benzeyen özellikleri nelermiş? Hayvanlara benzeyen özellikleri nelermiş? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, ne dedik? Nerede yaşarlar dedik? Nemli yerlerde. Nemli yerlerde. Denizlerde, yani denizlerde dediğimiz çok nadiren arkadaşlar denizlerde yaşıyorlar. Suda yaşarlar. Suda yaşarlar. Su dediğimiz tatlı suda yaşıyorlar tabii ki. Daha sonra ne dedik? Kloroplast bulundurmazlar. Kloroplast bulunmaz. Tek veya çok hücreli olabilirler arkadaşlar. Tek ya da çok hücrelidirler. Tek ya da çok hücrelidirler. Diğer bir özelliğine baktığımızda heterotrofturlar arkadaşlar. Heterotrofturlar. Yani kendi besinlerini üretemiyorlar, hazır alıyorlar. Bazıları parazit beslenir. Bakın, bazıları parazit. Parazit yazdım ya. Parazit yazamadım. Bazıları neydi? Ayrıştırıcıydı, değil mi? Ayrıştırıcıdır. Arkadaşlar, bunlar mantarlar alglerle birlikte liken birliklerini oluşturuyorlar. Zaten algleri anlatırken liken birliklerinden de bahsettik. Bunlarda hücre duvarı bulunur ve pasif hareket ederler. Bakın, hücre duvarı bulunur. Hücre duvarının yapısında ne var peki arkadaşlar? Kitin yapılıdır hücre duvarı. Ayrıca bunlar pasif hareket eder. Pasif hareket eder. Yani aktif hareket edecek bir organları yok. Bu iki özelliği bakımından kime benziyor? Bitkilere benziyor. Bitkisel özellik. Ayrıca şunu da yazayım. Toprağa bağlı yaşar. Genellikle toprağa bağlı yaşarlar. Genellikle toprağa bağlı yaşarlar. Neden genellikle dedim? Çünkü tek hücreli olanları, mesela küf mantarı, maya mantarı gibi, bunlar toprağa bağlı yaşamıyorlar tabii ki. O yüzden genellikle dedik. Bunlar bitkisel özellikleri. Şimdi gelelim hayvansal özelliklerine. Arkadaşlar, hücrelerinde karbonhidrat olarak glikojen ve yağ depo ederler. Bakın, hücrelerinde karbonhidrat olarak glikojen ve yağ depo ederler. Yağ depo ederler. Heterotrofturlar dedik ya, aynı yine bu özelliği bakımından da kime benziyorlar arkadaşlar? Hayvanlara benzerler. Hayvansal özellik diyelim. Hayvansal özellik. Şimdi gelelim hücresel yapılarına. Yani bunlar
nasıl yaşıyorlar? Hani yapılarında neler var? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar genellikle hücresel solunum olarak aerobik solunum yaparlar. Sadece maya mantarları hariç maya mantarları etil alkol fermantasyonu yapıyorlar. O zaman şöyle diyelim. Aerobik solunum yaparlar. Aerobik solunum yaparlar. Maya mantarları etil alkol fermantasyonu yapar. Fermantasyonu yapar. Şimdi diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların diğer özelliklerine baktığımız zaman maya mantarları şimdi tek hücreli mantarlardır. O yüzden maya mantarları hariç diğerlerinde hif dediğimiz yapılar vardır arkadaşlar. Hifler böyle ince uzun ipliklerdir. Hani bitkinin kökleri gibi düşünün. Maya demişim. Mantarı ne yapıyor? Toprağa bağlıyor veya bulunduğu yere tutunmasını sağlıyor. Mesela sadece toprak olarak düşünmeyin. Ekmeğin üstünde oluşan küf de nedir? Bir küf mantarıdır, değil mi? Mantardır. Dolayısıyla o ekmeğin üstüne tutunmasını da sağlıyor. Bu hifler arkadaşlar bir araya gelerek miselyum dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Miselyum da yapraksız bir gövdedir arkadaşlar. Yapraksız gövde olan tallus dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Birazdan zaten böyle şekil olarak da bir göstereceğim size nasıl olduğunu. O zaman şöyle diyelim. Maya mantarları hariç hif denilen yapıları vardır. Hifler bir araya gelerek miselyumları oluşturur. Miselyumları oluşturur. Miselyumlarda yapraksız talus oluşturur. Yapraksız gövde olan talusu oluşturur. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar size burada talusun nasıl bir yapı olduğunu. Şöyle düşünün bakın. Şu bizim mantarın hani enine kesitini böyle almışız gibi düşünün. Şurası şu şekilde. Şöyle bir yapı mantarımız. Şimdi arkadaşlar bu mantarın bakın şu uç kısımlarında spor keseleri var zaten. Şu uç kısımlarında spor keseleri bulunuyor. İçerisinde ise şöyle ipliksi yapılar vardır. Biz bu ipliksi yapılara ne diyoruz? Hif diyoruz. Hifler bir araya gelip ne oluşturuyordu? Miselyum. Daha sonra arkadaşlar şu kısım şapka dediğimiz yapıdır zaten. Şapka. Bunun tamamına birden ne diyoruz? Biz tallus diyoruz. Tallus dediğimiz yapıdır burası da. Evet, talustan da bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, ne diyecektim unuttum. Hiflerin ne işe yaradığını söyleyeyim. Arkadaşlar, hifler eğer ki bizim mantarımız saprofit olarak besleniyorsa, sindirim enzimleri bu hifler sayesinde toprağa bırakılır ve toprakta bulunan organik maddeler ayrıştırılır. İçerisinde mantar için gerekli olan besin maddeleri hiflerle birlikte alınır. Bu hifler arkadaşlar su ve mineral alınmasını da sağlar. Aynı şey gibi bitkinin kökleri gibi düşünün ama organik madde de alıyor. Bu organik maddeler mantarın beslenmesini sağlıyor. Yani işte saprofit beslenen bir mantar için durum böyle. Ama normal heterotrof olarak beslenen bir mantarı düşündüğünüz zaman o da yine aynı şekilde sindirim enzimlerini dışarıya vererek işte sindirim gerçekleştiriyor ve besinleri hifler sayesinde alıyor arkadaşlar. Sindirilmiş besinler emilerek ortamdan alınıyor. O zaman şöyle diyelim. Miselyumlar sayesinde yani şimdi hif demek istemedim. Hepsi bir araya gelince miselyum oluyor ya. O yüzden miselyumlar dedim. Miselyumlar sayesinde mantarlar topraktaki sindirilmiş besinleri alır. Besinleri
alır.